Prens Selman'ın Ankara'da masaya koyduğu sır dosya ortaya çıktı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Türkiye ziyaretinde çantasındaki dosyanın Ankara'ya sunulduğu iddia edildi. Dosyada Bahreyn merkezli 6 bankayı 500 milyon dolar dolandırdığı öne sürülen Başaran Yatırım Holding olduğu belirtilirken, holdingin sahibi Hüseyin Başaran ve diğer iş adamları için Ankara'dan çözüm istendiği vurgulandı. Oda TV'nin haberine göre, Bahreyn merkezli 6 bankanın Başaran Yatırım Holding sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında olduğu 5 Türk tarafından dolandırıldıklarına dair iddialar banka tarafından Bahreyn borsasına da taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattığı olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Hüseyin Başaran, Murat Solak, Ardaşes Sara Kavafyan, Kerim Kumla ve Korhan Alev'in adının geçtiği vurgun Almanya'ya da sıçradı. Almanya'da 2018 yılından itibaren emeklilere yüksek getiri vaadiyle tanıtım ve reklam yapmaya başlayan Hüseyin Başaran birçok kişiyi mağdur etti. Suç duyurusunda yer alan iddialar ve belgelere göre Almanya'daki emeklilere yıllık %8 kazanç vaadi sunan Hüseyin Başaran, yatırım yönetimi kapsamında toplanan paraların yüksek getirili ticari finansman işlemlerinde kullanılacağı iddiasında bulundu ve yatırımların Bahreyn Middle East Bank aracılığıyla gerçekleştirileceğini iddia etti. Panama'dan çıktı. Bir yandan da fonların kullanımına aracılık etmek üzere Panama'da International Trade and Portfolio Company Limited unvanlı bir şirket kuran Hüseyin Başaran, şüphelilerle birlikte kurduğu sistemle Alman emeklilerden gelen fonların da kendi şirketlerine aktarılmasını sağladı. Hortumlama aracı olarak kullanılan dünyaca ünlü firmaların isimlerine benzer isimli offshore şirketleriyle Hüseyin Başaran ve Kerim Kumla'nın ile irtibatlı olduğu belirlendi. İnceleme derinleştikçe Hüseyin Başaran ve diğer şüphelilerin Bahreyn Middle East Bank web sitesi bağlantılı bir alan ismini izinsiz ve yanıltıcı biçimde kullanarak dijital mecrada yatırımcıları kandırdıkları belirlendi. Alman Federal Mali Denetim Otoritesi BaFin devreye girdi ve yürütülen faaliyetler için gereken hiçbir yasal iznin alınmadığını ve işlemlerin yasa dışı gerçekleştirildiğini tespit etti. Sistem nasıl işledi? 6 bankanın suç duyurusunda detaylıca aktarılan yöntem peki nasıl işledi? Tüm dünyada tanınan itibarından kimsenin şüphe duymayacağı şirket isimlerinin seçildiği aktarılarak şöyle anlatıldı. Başaran'ın şirketleriyle firmalar arasında gerçek bir ticari kurulduğuna dair belgeler bankaya gönderildi. Alıcı ve tedarikçi firmalarla uydurma yazışmalar kanıt gösterildi. Bu sözde ticarete ilişkin belgeleri ilgili banka ile paylaştıktan sonra finansmanı için gerekli tutarı kendisine aktardı. Şüpheliler bu şekilde her defasında yüzlerce bin dolar tutarındaki ödemeleri kendilerinin kontrollerindeki hesaplara gönderdi. Nestle, Ferrero Rocher, Pepe Jeans, Philip Morris, Primark, Unilever, Chibo, Lindt, Deichmann, Danone, Carl's Donye gibi itibarlı şirketlerin adının kullanıldığı belirtilen suç duyurusunda sistemin titizlikle kurulduğu ise şöyle vurgulandı. Bu kadar itibarlı firmaların 4-5 aylık vadede borçlarını ödeyeceği, gecikme durumunda dahi bankanın alıcının itibarlı konumundan dolayı tahsili neredeyse garanti gördüğü tutarların vadeyi geçse dahi tahsil sürecini ötelemeyi kabul edebileceği düşünüldüğünde kurulan düzenin ne kadar titizlikle tasarlandığı ortaya çıkacaktır. Banka alacaklarının tahsili için irtibata geçtiği köklü firmalardan ise böyle bir işleme taraf olmadıkları bilgisiyle karşılaştı. Resmi belgelere yansıyan yazışmalarda şirketler belgelerin sahte olduğunu ve böyle bir ticari işlem gerçekleştirmediklerini belirtti. 500 milyon dolar için Ankara'dan çözüm istendi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Bin Abdulaziz Al Suud'un Türkiye ziyaretinde, çantasındaki dosya Ankara'ya sunuldu. Karşılanmasından uğurlanmasına kadar çok konuşulan Suudi heyet, 500 milyon dolarlık yolsuzluğu masaya koydu ve Başaran Yatırım Holding'in sahibi Hüseyin Başaran ve diğer iş adamları için çözüm istedi. Yakından takip. Ankara'nın sürecin yargı boyutunun bulunduğunu belirterek gelişmelerin yakından takip edileceğine dair güvence verdiği öne sürüldü. Suudi heyet, 2 yılı aşkın süredir davanın açılmadığına dikkat çekerken Muhammed Bin Selman ve ekibinin bu konuda hassasiyetinin görüldüğü öğrenildi. Kim bu 5 isim? Oda TV dosyada adı geçen Hüseyin Başaran, Murat Solak, Ardaşes Sara Kavafyan, Kerim Kumla ve Korhan Alev'i araştırdı. Dosyada yer alan bilgilere göre haklarındaki suçlamalara mercek tuttu. Hüseyin Başaran. Hüseyin Başaran başta inşaat, gıda ve finans olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren, Türkiye'de ve yurt dışında kurulu firmaların çatısı altında birleştiği Başaran Grup'un başında yer alıyor. Şikayetçi 6 bankanın imzasını taşıyan suç duyurusuna göre Hüseyin Başaran'ın Bahreyn Middle East Bank'ın hissedarı olma süreci şöyle başladı.
Hüseyin Başaran'ın şirketi TFC, Almanya'da kurulu TFC Europe'un tek hissedarı olup, 2016 yılının Aralık ayına kadar da İsviçre'de kurulu TFC Swiss'in %24 hissedarıydı. Ancak An Investment'in vasıtasıyla BMB'nin hisselerini satın almadan önce, Bahreyn Merkez Bankası'nın banka hissedarlarının bankayla bağlantılı taraflar olmasını yasaklayan kuralını dolanmak amacıyla, TFC Swiss'teki hisselerinin çoğunluğunu Kerim Kumlay'a devretmiştir. Yönetici iddiası: bankanın büyük ortağı An Investment'in hisselerini alarak bankaya ortak olan Hüseyin Başaran hakkında dilekçede yer alan iddialar şöyle: Hüseyin Başaran'ın işlenen suçlardan dolayı doğrudan menfaat elde ettiği bu suçların tamamının işlenmesinden haberi olmamasının mümkün bulunmadığı açıktır. Zira bir yandan kontrolünü elde tuttuğu BMB'nin diğer yandan doğrudan ve dolaylı olarak kontrolü altındaki kendi şirketleri vasıtasıyla, yüz milyonlarca dolar hortumlanması faaliyetleri tamamen kendine ait farklı tüzel kişiler üstünden yürütülmüştür. Bu itibarla tüm şirketlerin yasal kontrolünü elinde bulunduran Hüseyin Başaran'ın tüm şüphelileri kapsadığı anladığımız suç örgütünün de kurucusu olduğu ve bu örgütün yöneticilerinden olduğu nettir. Murat Solak: bankanın dolaylı yoldan diğer bir ortağı Murat Solak ise Başaran Grup dahilindeki şirketlerde yönetici olarak görev aldı. Hem yurt dışında kurulu TFC şirketi ve hem de Başaran Holding'in yöneticisi Murat Solak'la ilgili şikayet dilekçe yöneltilen suçlama ise şöyle: doğrudan Başaran Grup ile ilişkili bulunan firmaları tedarikçi olarak göstermek suretiyle oluşturdukları sahte ticaretlerde yer alan Arasco Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ, şüpheli Murat Solak ve savcılığın ayrıca ifadesini almasında fayda olacağını düşündüğümüz eş ise, Solak tarafından kurulmuştur. Kendi firması: Bahreyn Middle East Bank'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu İcra Komitesi Başkanlığı görevlerinden, Bahreyn Merkez Bankası'nın 22 Kasım 2018 tarihli talimatı uyarınca görevden alındığı hatırlatılan Murat Solak'la şikayetçilerce getirilen suçlama ise şöyle: BMB ve diğer müvekkil bankalara karşı suça konu hukuksuz ticaretlerin her iki yanında da bulunmuş olup, aynı zamanda BMB içinde karar mekanizmalarının yukarıda anlatılan işlemlere yönelik itirazlarını engellemiş ve bu işlemlerin sürdürülebilmesi kararlarının alınmasında etkin olmuştur. Murat Solak'ın suç örgütün kurucularından ve yöneticilerinden olduğu açıktır. Ardaşes Sarokavafyan'a diğer bir isim ise Ardaşes Sarokavafyan. Başaran Grup bünyesindeki şirketlerde yönetici olarak görev alan Ardaşes Sarokavafyan da Hüseyin Başaran ve Murat Solak ile birlikte Bahreyn Middle East Bank'ın dolaylı hissedarı. Suç duyurusuna göre dolandırıcılığının organizasyonu yaptığı öne sürülen Ardaşes Sarokavafyan'a yenilik suçlama şu şekilde: şirketlerin yönetiminde bulunmakta ve örgütün Bahreyn ayağının bulduğu fonların hortumlanarak, TFC şirketlerinin oluşturduğu havuza akmasını sağlayarak oradan da ne şekilde sürdürüldüğünü bilemediğimiz şekilde dağılmasını organize etmiştir. Kerim Kumla: Hüseyin Başaran'ın kayınbiraderi Kerim Kumla'nın Başaran Grup bünyesindeki Kredi Finans, Başaran Entegre ve Bordo Gıda'nın hissedarı olduğu savunulan dilekçede şunlar belirtildi: Kerim Kumla Hüseyin Başaran'ın şirketindeki hisselerini üzerine alarak, şirket üzerindeki işlemlerin yürütülmesine imkan sağlamış ve bu şekilde işlenen tüm suçlara iştirak etmiştir. Kerim Kumla aynı zamanda Hüseyin Başaran'la yakın ticari bağlara sahiptir. Korhan Alev: Murat Solak'ın yakın arkadaşı ve iş ortağı Korhan Alev, Bahreyn Merkez Bankası'nın kararı doğrultusunda görevden alınana kadar Bahreyn Middle East Bank'ın icra kurulu başkanı olarak görev yaptı. Pozisyonu itibarıyla örgüte üye suçlaması getirilen şikayet dilekçesinde, BMB üzerinden işlenen suçlarda etkin olduğu, pozisyonu itibarıyla açıktır. Ayrıca işlemlerin merkezinde bulunan bu şirkette CEO olarak görev alan bu kişinin diğer işlemlerden de haberdar olabileceği açıktı denildi.